Ha evet. Branda niyetine kullan. Veranda mı? Ne deniyor onlara? Şezlong. Şezlong yerine de kullanılabilir. Oğlum çok amaçlı bir penis yaptık ya. Evet, daha önce ameliyat olmamış hastaları çok seviyoruz çünkü ya dolgu gibi böyle tarihsel yöntemlerle ameliyat olan hastaların revizyonları normal hiçbir şey yaptırmamış hastalara göre çok zor oluyor arkadaşlar. Yağı çıkart, dolguyu çıkart, yağ ve dolguyu çıkarttığın yerde işte ameliyat sonrası beslenme bozukluklarıyla uğraş. Oldu mu, olmadı mı bak, fazladan deriler var mı, yok mu? Ya saçma sapan bir süreç. Revizyon her zaman zordur. Bunun için sıfırdan Zudo Plus Hard Rock Sandviç mükemmel. Bugün de hastamıza yapacağız. Tahmin edilebilir, kestirilebilir uzatma 3 santim. Tahmin edilebilir çevre artışında 3 santim. Totalde vajinaya giren hacmi 70 cc'lik arttırmaya çalışıyoruz. Hastanın zaten penis boyu idare eder. Daha öncesinde söyledik, eşinin buna izni var mı dedik. Çünkü eş dışı ilişkilere karşı birisi. O da eşimden gizli geliyorum dedi. Yüksek ihtimal ameliyat sonrası bir boşanmaya sebep olacak. Hadi başlayalım. Fenerbahçe bu ülkenin şerefli bir kulübü abi. Tabii ki abi. Fenerbahçe her zaman bizim en büyük rakibimiz. Her zaman. Düşünsene Fenerbahçe ile Galatasaray'ın birbiriyle olan yarışı olmadığını, kompetitif davranamadığımızı. Fenerbahçe'yi sevdiğimden değil ama rakip olması lazım abi. Buraya bak, şu an biz ne kadar canımız sıkılıyor. Andrei Spartak'ın hiç rakibi yok. Bizim yaptığımız işleri yapan bir tane, bizim gibi yapan bir klinik olsaydı çok rahatlayacaktık. Birbirimize bok atacaktık. Lokasyonumuzu karşılaştıracaktık. Çok sıkıcı değil mi şu an bizim yaşadığımız? Bak, üretra burası. Peri üretral geçiyor ama yine korpus kavernozundan geçiyor. Üretradan geçmiyor. Üretradan dikiş geçersen en büyük komplikasyonu ne olur sence? Düşün. Yani üretradan bir dikiş geçersen buradan yanlışlıkla cart diye geçtin ve bağladın, farkında da değilsin. Darlık olur. Darlık. Çünkü üretra kitabi olarak, gerçeği de öyle de gerçi, kitabi olarak iyileşirken 1/3 daralarak. Hocam, ilişkiye başlarken ereksiyon kaybı yaşıyorum. Bu neden olabilir? Bunun bir organik bir de psikolojik durumu olabilir. Organik durumlarının başında tabii ki ereksiyonu etkileyen tüm hastalıklar gelir. Şeker hastalığından tut da peynirde, peniste damar bozukluklarına kadar. Ama genelde bu olay psikolojik sebeplerle de olur. Partnerini beğenmiyorsan ne yaparsan yap kaldıramazsın. Mükemmel oldu. İşte Instagram'ı takip eden ya da böyle Telegram grubunu takip eden doktor arkadaşlar ve kadın takipçiler çok sinirleniyorlar bana ama tam düşman. İnanılmaz. Ekranı blurlamak istedim. Görmek istemedim bu tabloyu. Ameliyattan sonra sen tam gerçekleşirken ben blurladım ve şu an en son halini görmedim. İnanılmaz oldu abi. 3,5 santim uzadı. 3 santim çevresi kalınlaştı. O kadar iyi oldu ki bu penisi anlatamazsın abi. Yaşaman lazım ama Allah yaşatmasın. Dur biraz anlatmaya çalışalım. Biraz anlatmaya çalışalım. Mesela nasıl bir penis? Anlatmaya çalışalım. Abi şey yapasın gelmiyor, böyle penisi alıp böyle omzuna koyup bayrak asıp gezesin gelmiyor mu? Aa, müsamerelerde yapardık böyle. Onda kullanılabilir. Aa, hatırlıyor musun, eski Toroslar vardı. İkide bir de vites kolu böyle kırılırdı. Sonra giderdik vites kolu alırdık. Bu hastanın artık öyle bir ihtiyacı yok. Ona da yok. Gerçekten vites kolu veya olarak böyle balkona koyup gölgesinde, yok balkona koy, gölgesinde dinlen. Ha evet, branda niyetine kullan. Veranda mı? Ne deniyor onlara? Şezlong. Şezlong yerine de kullanılabilir. Oğlum çok amaçlı bir penis yaptık ya. Mükemmel. Mükemmel oldu, eline sağlık.